Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine böyle beyaz renkli yine istek olan bir model yapacağım. Kare bir model. Yine bir takipçimin isteği üzerine yapıyorum bunu. Kolay aslında, güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz ortadan. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekelim. Altın başak max ipim bu arada. 2 numara 1,75 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Bu sefer biraz daha kalın bir tığ kullanıyorum. Normalde şununla da örüyordum, onu da göstereyim. 9 numara 1,15 ile 9-10 bununla da örebilirsiniz. Ama bununla da 2 numarayla da gayet güzel duruyor. Motifler daha büyük duruyor. Şimdi 6 zincir çektik, birleştirdim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bu oluşturduğumuz boşluğun içine batarak trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. 2 zincir. Bir doladım tekrar. Bir trabzan daha. 2 zincir. Bir trabzan daha. Bu şekilde aralarda 2 zincir çekerek 8 tane trabzan yapacağız. Başta çektiğim zincirle beraber sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 7, 8. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyoruz. Buradan 1, 2, 3. Üçüncü zincire batarak birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğun içine batarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyorum. Boşluğa tekrar geldim. 1, 2, 3. Bir tane de trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde etrafını dolanıyorum. Her boşluğa 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane de trabzanın tepesine batarak yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir tane de trabzanın tepesine. Şimdi başlangıç noktasına kadar geliyorum. Evet, son boşluğa kadar geldim. Bu son boşluğa 4 tane yapıyorum arkadaşlar. Tam şurada birleşme noktasında bir zincir çekerek çıkmıştık. Buraya 4 tane yaptım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine giriyoruz. Birleştiriyoruz. Şu arkadaki ipimizi kesebiliriz buradan. Trabzanların arasına gizledik. Evet, şimdi birleştirdim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını 1, 2, 3 defa doladım. Hemen bir sonraki sık iğneye batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2 alarak çıkıyorum. 2, 3, 4, 5. 5'te çıkıyorum. Yani 5'li trabzan yapıyoruz. Şimdi zincirle beraber 2 tane trabzanım oldu. Tekrar 1, 2, 3 defa doladım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Yine aynı şekilde önce 1 ilmek alıyoruz. Sonra 2, 2 alarak 5'te çıkıyoruz. Üçüncüyü yaptım. 1, 2, 3 doladım. Bu üçüncüyü yaptığım yere aynı sık iğneye tekrar batıyorum. Atlamıyorum burada. Aynı sık iğnenin içine tekrar girdik. Bir tane daha yapıyoruz. Şimdi başta çektiğimiz zincirle birlikte 4 tane oldu. Tekrar 3 doladım. Şimdi atlıyorum, hemen bir yanındaki sık iğneye geçiyorum. Bir tane daha yapıyorum.
5 tane oldu. 6 tane olacak. 6.'yı da zincir çekerek yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnenin üzerine geliyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Tekrar şimdi 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 doladım. Hemen bir sonrakine geliyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Zincirle 2 oldu. Tekrar 3 doladım. Bir sonrakine geliyorum. Üçüncüyü yaptım. 1, 2, 3 doladım. Üçüncüyü yaptığım yere tekrar batıyorum. Yani her sırada, her yaprakta diyeyim, 3 ve 4'ü aynı yere batarak yapıyoruz. Birincisi zincir, ikinciyi bir sonraki yuvaya battık, üçüncüyü bir sonraki yuvaya battık, dördüncüyü aynı yere battık. Tekrar şimdi 3 doladım, bir sonrakine batıyorum. Beş taneyi tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yine bir sonrakine batarak bir sık iğne yapıp kapatıyoruz. Şöyle yapraklar oluşturuyoruz arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 defa doladık. Bir sonraki sık iğneye geçtik. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktık. 1, 2, 3 doladık. Yine bir sonraki sık iğneye geçtik. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktık. Şimdi dördüncü sık iğne yapacağız. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktım. Evet, tekrar beşinciyi yapıyorum. 1, 2, 3, 5 de çıktım ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine burada bir sonrakine batarak kapatıyorum. Komple bu şekilde yapraklar yapıyoruz etrafına. 8 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Şimdi tamamlayıp dönüyorum. Evet, son yaprağa geldim. Son yaprağı yaparken arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi normalde 6 trabzan 6 trabzan devam ettik. Burada da 1 2 3 4 5.'yi yaptım. 6. trabzanı zincirle yaptık buralarda. Şimdi tekrar 3 defa dolayıp şöyle batıyorum. Ya da böyle yapmayalım, pardon. Çünkü buradan şimdi ipi taşıması zor olacak. Evet. Yine 6 zincir çekelim. Pardon arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 6 zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Buraya batıyoruz. Bu sefer şöyle bir birleştirme yapıyorum. 6. yaprağı da tamamlıyorum. Şöyle bir çiçek haline alacak. Şimdi ipimizi taşıyacağız. Buradan şu zincirden buradaki altılı grubun tam orta noktasına kadar ipimizi taşımamız lazım. Şimdi ipi taşımak için biraz daha ince bir tığ kullanacağım burada. İsterseniz kesip de yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Şöyle zincirin üzerinden ip taşıma tekniği dediğimiz teknikle gelelim. Bunu başlarken farklı başlayabilirdik. O zaman ip taşınma derdimiz olmayacaktı. Yani şurada zincir çekerek başladım. Zincir çekmeden direkt ortadaki trabzandan başlasaydım ipimiz burada kalırdı. Evet, şöyle ortaya kadar geldim. Yaprağın tam ortasına ipimi getirdim. Şimdi buradan
12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diğer yaprağın tam tepe noktasına, ortadaki trabzanın üzerine geliyorum. Yana kaymasın, ona dikkat edelim. Tam ortaya birleştirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaptık. Yine geliyoruz tam buradaki orta noktaya. Birleştiriyoruz. Komple bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz. 12 zincir çekiyoruz. Tepelere batarak buraya kadar gelelim şimdi. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. 12 zincir çekerek etrafını dolandık. Son 12 zinciri de çekiyoruz. Yine burada başladığımız noktaya batıyoruz. Tam ipi taşıdığımız noktaya. Şu şekilde birleştirdik. Şimdi buradan da 12'şer tane sık iğne yaparak dolanacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğne. Diğerine geçiyorum. Direkt boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi bakın tam buraya kadar dolmuyor. Bittiği yerde birazcık şöyle elimizle düzeltelim. Bittiği yerden hemen diğerine geçiyoruz. Şöyle bir birleşme oluyor burada. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet, 12'şer tane sık iğne yapmamız lazım burada. Komple etrafını bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Her boşluğa 12 tane sık iğne yapalım. Dönelim. Evet, sık iğneleri de tamamladım. Buraya kadar, başlangıç noktasına kadar geldik. 12 tane sık iğne yaptık buraya kadar. Şimdi ilk sık iğnenin içine giriyorum. Birleştirdim. Sonra bir sonraki sık iğnenin içine ipimi taşıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir kez tığımı doladım. Bir sık iğne yuvasına atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın tepesinden doğru batarak bir pipirik yapıyorum buraya. Şu şekilde. Ve tekrar 2 zincir çektim. Bir doladım. Bir yuva atlayıp bir sonrakine batıyorum. Tekrar 2 zincir. Burada pipirik yok. Şimdi şu birinci trabzanımız, zincir sayıyorum. İkinci trabzanı yaptım, pipirik yaptım. Üçüncü trabzanı yaptım, pipirik yok. Şimdi dördüncü trabzanı yapıyoruz. Yine bir sık iğne atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Dördüncü trabzanı yaptım. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum buradan arkadaşlar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyoruz. Tığımı ilmekten çıkartıyorum. Şimdi zincirin önündeki birinci boşluk, ikinci boşluk, ikinci boşluğa giriyorum. Şöyle boşluğa girmeyelim, zincire batarak yapalım. Hemen pipirin yanındaki zincire batıyorum. İlmeğimi buradan aldım. Şimdi bu boşluğun içine batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şöyle görünecek. 3 sık iğneden sonra burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine son yaptığım sık iğneye batarak şöyle. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani illa öyle yapmamız gerekmiyor. Pipiriği zor gelirse boşluğa batıp böyle de yapabiliriz. 1 2 Tekrar 3 tane sık iğne yaptım. Böyle yapalım isterseniz çünkü bayağı pipirikli olacak burası. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar. 1 2 3 sık iğne. 1 2 3 zincir. Tekrar 1 2 3 sık iğne. Şimdi 1 2 3 üçüncü tam boşluğun tepesinde olmalı şurada. 1 2 3 zincir tekrar bir pipirik. Pipiri yaparken birinci sık iğneyi de yapmış olduk. 2 3 1 2 3 zincir. Bir pipirik daha yapıyorum. 1 2 3 Tekrar 3 tane daha sık iğne yaptım. 12 zincirin etrafını bu şekilde doldurduk. Şimdi bu tarafa doğru örmeye devam ediyorum. Son sık iğneyi yaptıktan sonra şu alttaki trabzanın üzerine şöyle batalım. Bir birleştirme yapalım ve bir tane zincir çekelim. Şimdi tığ bir kez doladım. Bir sık iğne atladım. Bir sonrakine geçtim. Bir tane trabzan yaptım. Burada da bir tane pipirik olacak. 3 zincir çektim. Tepesinden doğru giriyorum. Bir tane pipirik yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir atladık. Bir sonraki sık iğnenin içine girdik. Bir trabzan daha yaptık. Evet, her bir boşluğun üzerini bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Yani şuradaki boşluğun üstünde 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 tane trabzan yapmış olacağız. Ve üzerine bunu yapacağız. Şimdi diğerine geçelim tekrar. Burada şimdi zincir çekmeden diğer boşluğun üzerine geçiyorum. Hemen birinci yuvaya değil, yani birinci yuva derken şuradaki yuvaya değil, 1 ve 2 olan birinci ve ikinci sık iğnenin arasına battım. Öyle söyleyeyim. Bir tane trabzan yaptım. 2 zincir. Şimdi bir tane atladım, bir sonrakine. Bir trabzan. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane pipirik yapıyorum tepeden batarak. Tekrar 2 zincir. Bir tane atladım, bir sonrakine battım. 1 2 3. trabzanı yaptık. Tekrar 2 zincir. Bir atladım, bir sonrakine battım. Yani şu boşluk üzerinde bakın, buraya geçtikten sonra 1 2 3 4. pipiri yaptım. İkinci de pipiriğimiz var. Dördüncü trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
12 zincir çektim, tığımı çıkarttım. 1 2 ikinci boşluğa. Boşluğa batmıyorum. Tam şuradaki zincire batarak yapıyorum pipiliğin dibine. İlmeğimi buradan geçirdim. Şimdi içine giriyorum. 1 2 3 tane sık iğne. 3 tane zincir. Şimdi sık iğnenin üstüne batarak pipilik yapıyorum. Bu sefer pipiliği böyle yapacağım. Farkı bakalım beraber. Boşluğa batıyorum. 1 2 3. 1 2 3 zincir. 3 sık iğne, 3 zincir çekip bir pipilik yapıyoruz. Tepeden girdim. İlmekten çıkarttım. Tekrar 1 2 3. 1 2 3 zincir. Tepeden girdik, pipiliği yaptık. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir. Yine tepesinden doğru girdim. 1 2 3 Evet, şu pipilik ortada olacak. Bir tane daha yapıyoruz şimdi. 1 2 3 zincir. Tepeden batıyoruz. Kapattık. Son 3 tane sık iğneyi yapıyorum şimdi. 2 3 Elimde dönmüş, pardon. Şöyle düzelttiğimizde toplamda 5 tane bakın pipilik yaptık. Ortadaki tam tepede olacak. Şuna bakalım, şuna bakalım. Ya ben her zaman şunu daha çok beğeniyorum. Ama bazen zor geliyor. Çok pipilikli olduğu zaman bu şekilde de yapıyorum. Nasıl dilerseniz. Evet, son sık iğneyi yaptıktan sonra şimdi aşağı iniyoruz. Şuradaki trabzanın tepesini direkt buradan örmeye devam etmiyorum. Şuraya batıyorum, bir birleştirme yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Bir sonrakine battım. Bir tane trabzan yaptım. Burada da bir tane pipilik var. 3 zincir çektim. Yine tepeden doğru batıyorum. Kapattım. Şimdi 2 zincir. Bir atladık. Bir sonrakine battık. Buranın da üzerini bitirmiş olduk. Şöyle bir sereyim isterseniz buraya da. Evet, şimdi serince ben de kendi hatamı gördüm. Şimdi şuralar köşe olacak arkadaşlar. Burada bunu yapmayacaktık. Bir sonrakinde yapacaktık. Burayı direkt geçmemiz lazımdı. Nasıl yapalım? Burayı sökelim. Ben şimdi söküyorum. Şunu sökmeyeceğim. Şurayı sökeceğim. Devam edeceğiz örmeye. Evet. Özür diliyorum herkesten. Şimdi buraya kadar ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Şuraya sadece şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen geçelim. Bunu sadece köşelerde yapmamız lazım. Ben oraya daldım. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra yine tığın başını doluyorum. Hemen 1 ve 2. sık iğnenin arasına giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir atladım, bir sonrakine. Böyle geçiyoruz burayı, daha kolay aslında. Şöyle. Şimdi 1 2 3 4 pardon 3 zincir tepeden giriyoruz. Her bir trabzanın üzerinde pipilik var. 4 tane pipilik olacak. 2 zincir baştaki ve sondakinde yok. Bir atladım, bir sonrakine geçtim. 1 2 3 zincir. Bir pipilik yaptık. Tekrar 2 zincir. Bir tane atladım, bir sonrakine geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Tepe noktasından batıyoruz. Tığdaki ilmekten çekiyoruz. Tekrar 2 zincir.
Bir ikinci ev attık. Bir trabzan. Bir, iki, üç zincir. Bir pipirik. Şimdi bir, iki, üç, dört tane pipiriği tamamladık. İki zincir. Yine bir atladım. Bir sonrakine battım. Burada herhangi bir pipiriğimiz yok. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bu birinci köşemiz. Şimdi ikinci köşeyi şunun aynısını yapacağız. Tekrar edeceğim burayı. Tığ doladım. Burada zincir çekmiyoruz. Bir ve ikinci sık iğnenin arasına batıyorum. Bir trabzan. İki zincir. Bir atladık. Bir sonrakine geçtik. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Bir pipirik yaptık. İki zincir. Bir atladık, bir sonrakine geçiyoruz. İki zincir, tekrar bir atladık, bir sonrakine geçiyoruz. Şimdi 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim, tığımı bıraktım. İpliğin hemen yanındaki zincire batıyorum. Bunu boşluğa da batabilirsiniz ama böyle daha düzgün olacağını düşündüm. Zincirin içinden geçirdim. Şimdi boşluğa batarak 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir, 1 pipirik. Az önce şu pipirikleri gösterme derdine düştüm. O yüzden orada bir hata yaptım arkadaşlar. Yine aynı yapıyorum şu anda. 1, 2, 3. Kenarı yapmayı unuttum. Direkt köşeye başladım. Evet, bu şekilde pipirikler daha güzel oluyor. Ama dediğim gibi ilk başta yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şimdi bir ikinci pipiriği yaptık. Üçüncü tam böyle ortada olacak. 1, 2, 3. Girdik, kapattık. 1 2 3 1 2 3 tepeden giriyoruz. Kapatıyoruz. Yine 3 tane sık iğne. 1 2 3 Şimdi son pipiri yapıyorum. Tekrar boşluğa girdik. 1, 2 ve 3. Evet, burayı da bitirdik. Şimdi alttaki trabzanın üzerine yine şöyle batıyorum. Birleştiriyorum buraya. Bir tane zincir çektim. Bir atladım, bir sonrakine batıyorum. Bir trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir. Tekrar bir pipirik. Evet, bu son sıramız. Evet, 2 zincir. 1 2. Bir tane trabzan. Bu son sıramız hep böyle pipirikli arkadaşlar. Pipirik pipirik diye gidiyorum ama şöyle pipirik diyorum. Farklı terimlerde kullananlar var aslında. Birinci köşeye ve ikinci köşeyi tamamlamış olduk. Şimdi buraya bir kenar yapacağız. Aynen şuradaki işlemi yapacağız ve üçüncü köşeye kenar, dördüncü köşe kenar olarak bitireceğiz. Burayı tekrar edelim şimdi. Tığ dolayarak direkt geçiyoruz. İlk sık iğnenin üzerine diyelim. İki zincir. Bir atladım, bir sonrakine geçtim. 1 2 3 tane zincir. Bu birinci pipirimiz. Tekrar 2 zincir. Bir atladık, bir sonrakine. Bir trabzan. Burada pipirik yok. Tekrar 2 zincir. Bir atladık, bir sonrakine.
Burada da pipilik yok. Şimdi 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay Allah ya. Yani taktım ben köşeye. Zincir çekmiyoruz. Pipilik yapıyoruz arkadaşlar. Pardon ya. Bu motifi bitirip ara versem iyi olacak. Evet, 2 zincir çektim. Trabzan yapıyorum. 3 tane zincir. İkinci pipirik. Tekrar 2 zincir. Evet, tekrar 2 zincir. Bir atladım, bir sonrakine. Yani en başta yaptığım hatayı tekrar ediyorum ısrarla. Niye böyle bir şey yapıyorum? Yani şu an ben de kendimi anlamış değilim. Tekrar 2 zincir. 1, 2. Bir, iki, üç zincir. Dördüncü pipiliği de yaptık. Evet, iki zincir. Bir atladık. Bir sonrakine geçtim. Bu kenarı da bitirdim. Şimdi köşe yapacağız arkadaşlar. Ben böyle her yeri köşe yapmaya çalışıyorum ama öğren arkadaşlar varsa kusuruma bakmasınlar artık. Şimdi şu köşeyi bir kez daha beraber yapalım. Bir doladım. Yine geçtim diğer sık iğnenin üzerine. 2 zincir. 1, 2. İkinciye battık. 1, 2, 3 zincir. 1 pipirik yaptık. 2 zincir. 1, ikinciye battık. Tekrar 2 zincir. 1, ikinciye battık. Şimdi 12 zincir. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 1, 2. İkinci boşluğa. Zincirin içine batıyorum. Hemen pipirin yanındaki zincirin içine girdim. Buradan aldım. Sonra 3 tane direkt sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Birinci pipiri yaptık. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. İkinci pipiri yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 sık iğne, 3 zincir. Üçüncü pipiriği, tam tepedeki pipiriği yaptım. 1, 2, 3 sık iğne. Yine 3 tane zincir çektik. Kapattık. 1, 2, 3. Evet, son pipiliği yapıyoruz şimdi. 3 zincir. Ve son 3 tane sık iğne yapıyorum. Alttaki trabzanın üzerine batıyoruz. Tepesinden doğru batıyoruz. Kapattık. Bir tane zincir çektik. Şimdi bir atladık, bir sonrakine geldim. Bir tane trabzan ve yine 3 tane zincir. Buradan giriyorum. Pipiliği kapatıyorum. 2 zincir ve son trabzan. 1, 2. Evet. Bu köşeyi de tamamladık arkadaşlar. Şimdi aynen şuradaki gibi yapıyoruz. Buraya kenar yapıyoruz. 4 tane pipirik olacak. 6 tane trabzan olacak. Sonra 4. köşeye ve tekrar bu kenarı buraya da uyguluyoruz. Motifi bitiriyoruz. Ben şimdi bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar.
sona geldim. Diğer köşeyi de yaptım. Kenarları da kazasız belasız bitirdim bu sefer. Hata yapmadan. Şimdi buraya geldiğimizde son tramzanı yaptığımızda burada ilk zincirle çıkmıştık burayı. Üçüncü zincire batıyoruz burada. Birleştiriyoruz zincir çekmeden arada. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi bunun ikincisini yapmayacağım. Birleştirme yapmayacağım. Ama size nasıl birleştireceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım burada. Bu pipiliklerden yapıyoruz. Bu çok pipilikli modelleri niyeyse arkadaşlar çok fazla örmeyi sevmiyorum ben. Ama bu tarz modellerin örmeyi seven arkadaşlar da var tabii ki, modeli beğenen. Burayı da keselim. Evet. Evet, şimdi birleştirme bu köşeden, bu köşeden ve bu ortadan oluyor. Şöyle kısaca anlatayım. Köşelerde şu tam ortada düşünün. Ortada olacak, daha doğrusu düşünün değil. 1 2 3 4 5 tane pipiliğimiz var. Tam şu ortadaki pipiliğimiz. Burada da 1 2 3 4 tane pipiliğimiz var. Ortadaki iki pipilikten ekliyoruz bu kenar kısmı. Baştaki ve sondakinden eklemiyoruz. Sadece ortadaki iki tane pipilikten ekliyoruz. Şuradan ve şuradan diğer motifi birleştirirken. Köşeyi de birinciden değil ikinciden birleştiriyoruz. Diyelim ki ikinci motifi yaptık. Örüyoruz. Bu sırayı örerken geldik burada. Şuradaki pipilikten birleştiriyoruz. Buradan herhangi bir birleştirme yapmıyoruz. Ortadan da yapmıyoruz. Sadece şunu kullanıyoruz. Örüyoruz. 1, 2. Baştakinden değil, ikinci ve üçüncüden. Ortadaki iki taneden birleştiriyoruz. Tekrar örüyoruz. Bu baştaki köşedeki. Bunu örüyoruz. Sadece buradan birleştiriyoruz. Diğer motifleri de hepsini aynı şekilde. Bu tarafa ekliyoruz. Şimdi bu tarafa eklerken yine aynı şekilde birinciden değil ikinciden ekliyoruz. Örüyoruz. Ortadaki iki taneden ekliyoruz. Örüyoruz. Birinciyi yapıyoruz. İkinci pipili yaparken buradan ekliyoruz. Her motifi aynı şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Yani ilk birinci, ikinci, üçüncü. Hepsinde de birleştirme noktalarımız bunlar olacak. Yani umarım doğru güzel anlatabilmişimdir inşallah diyeyim. Bu şekilde tersinden göstermişim bu arada. Düzü burası. Şöyle tutalım. Evet, çok aslında kolay bir model. Neyse, benim buralarda biraz kafam karıştı, kusura bakmayın o yüzden. Düzelttik en azından, öyle tamamen örmedik. Dediğim gibi birleştirmesi de çok kolay. İki tane burada. Bir ve ikinci. Hep bakın burada. Ortadakinden yok birleştirme. Baştaki birincilerden yok. Sadece şuradan ve şuradan birleştiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Güzel bir model aslında. Farklı renkle de yapılabilir ortası. Neyse diyelim. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Hoşça kalın.